Buharalı koştu. 92 puan, 86 puan alıp KPSS'de atanamamış. Ama buna karşılık 58 puan, 56 puan, 62 puanla atanmış arkadaşlarının bulunduğunu gören gençlerin dertlerini dinlemek üzere o esnaf dükkanlarında tek tek dolaştık. O dükkanların hiçbirinin içinde ben herhangi bir siyasi partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Çünkü derdimiz sizin derdinizi öğrenmek ve onu kamuoyunun gündemine taşımaktı. Başardık. Dinlemeyenlere, kulağını kapatanlara bunu sizin derdinizi anlatmayı, sesinizi duyurmayı başardık. Besicinin derdini, süt üreticisinin derdini buralarda fındık biliyorum, fındık üreticisinin derdini başka yerlerde çiftçinin, köylünün derdini onlardan dinledik. Çözümleriyle birlikte sizin dertlerinizi kamuoyunun gündemine getirdik. Çünkü bizim inancımıza göre muhalefet halkın avukatı olmalıdır. İktidarda görevini yapmalıdır, hizmet etmelidir. Dolayısıyla biz bu görevi yerine getirdik. Sonra gençlerle buluşmaya başladık. Önce 1,5 yıl ben onları dinledim, hiç kamuoyuyla bir şey paylaşmadan. Daha sonra onlar dediler ki artık bizim sesimiz ol, senin üzerinden biz sesimizi büyüklerimize, siyasetçilere, bizi yönetenlere duyuralım. 7 defadır ki farklı genç gruplarıyla bir araya geliyoruz. Onlar konuşuyor, ben dinliyorum. Onlar anlatıyor, ben dinliyorum. Onlar söylüyor, ben öğreniyorum. Ve bu aziz milletin de her bir ferdinin o derdi, o acıyı anlayabilmesi için üzerimden kendi imkanlarımla o gençlerin sesini sizlere daha doğrusu 10 maaş, 5 maaş, 11 maaş alan yan gelip yatan danışmanların bulunduğu saray şürekasına duyurmaya çalışıyoruz. Şimdi Türkiye ister yakın başkanım, Suriye'den ne olacak başkanım? Gidecekler. Yani biz İYİ Parti olarak önce muhalefet görevimizi bize veren milletimizin verdiği görevi yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Sizin sesiniz olmaya, milletimizin avukatı olma görevini yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. İktidar partilerini ise onların görevi hizmet etmek, dolayısıyla sizin sesiniz olur ki duymazlar, duyabilmeleri için gerekeni yapıyor ve çözüm önerilerimizle birlikte milletimizin dertlerini çözmeleri için onları zorluyoruz. Çözdüler mi? Hayır. Duyuyorlar mı? Hayır. Ama biz hazırız. Az kaldı. Allah'ın izni sizin tenezzülünüzle bütün bu dertleri çözeceğimiz günlere az kaldı. Şimdi bütün gezdiğim yerlerde bir şey daha gördüm. Çok kolay oy alınmış. Şuculuk buculuk üzerinden oy alınmış. Kaşının gözünün rengi üzerinden oy alınmış. Vatandaşın birbirine düşürülmesi üzerinden oy alınmış. Senin çocuğun hak ettiği halde tayin olamamış. Ama ayısı dayısı olan 58 puan almış. Tayin olmuş.
ama onu görmek yerine onun üzerinde hakkımı istiyorum demeni engellemek için ne vatan hainliğimiz kalmış, ne şuculuğumuz kalmış, ne buculuğumuz kalmış. Sonuç olarak çırak çıkan siz olmuşsunuz. Abad olan 5 maaş, 10 maaş, 11 maaş alan danışmanlar olmuş. Bu bir harami düzendir. Bunu değiştirmek bizim borcumuzdur. Sizin nerelere bakın. Bunları azıcık bir dakika. Şimdi derdimi anlatayım. Şimdi bütün bunların anlamı şu. Seçmen veli nimet olursa bütün siyasiler karşınızda hazır ola geçer. Ben de başta olmak üzere herkesi buraya getirip hazır ola dikersiniz. Dertleriniz üzerinden çözüm ürettirirsiniz. Ama şuculuk buculuk üzerinden oy almaya devam ederse bunlar, siz oy vermeye devam ederseniz bu dükkanların, mesela bakın Seyran Tekel'de karşında bir dükkan var. O dükkanın sahibi için müşteri veli nimettir. Biz siyasiler için de siz veli nimet olmalısınız. Veli nimet olduğunuzda bütün siyasiler karşınızda hazır olda durur. Dertlerinize yönelik çözüm önerileri üzerinden rekabet ederler. Bizim partimiz tam 4,5 yıl önce kurulmuş bir siyasi parti. Bu şiara büyük bir dikkatle ben ve arkadaşlarım uyduk. Ama şimdi sizle bir başka üzüntümü paylaşacağım. Ankara Milletvekilimiz Halil İbrahim Oral milletvekilimiz bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Tevil etmeye çalışmayacağım. Ben başkalarının yaptığını bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarife kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Ve Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Bizim gibi ailelerin her birinin evinde mutlaka Ali, Hüseyin, Hasan vardır. Ali merttir. Ali cesurdur. Ali zor zamanımızda medet ya Ali dediğimiz bir büyüğümüzdür. Dolayısıyla Hazreti Ali'yi sevenlerin, Hazreti Ali'ye inananların üzülmesine, incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, onların incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum. Allah'a emanet olun. İYİ Parti lideri Meral Akşener Sakarya'da bir halk buluşması, daha çok esnaf ziyaretleri, gençlerle buluşma, İYİ Parti lideri bunu vurgulayarak çıktı. Meydanda bir anda kalabalık toplandı. Büyük bir ilgi İYİ Parti liderine. Elbette gündemde İYİ Parti Ankara milletvekilinin sözleri vardı. Adaylık tartışması üzerinden, Alevilik üzerinden yaptığı değerlendirme karşı çıkış olarak yorumlanmıştı. Hiç eğip bükmeyeceğim. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bu konuda üzülen, bu açıklamaya üzülen, kırılan tüm vatandaşlarımızdan özür diliyorum dedi. Devamında söyledikleri de siyaseten tarihe geçecek cümleler.